Editable Poly ile raf modellemesini öngörüşe geçelim. Ekranda görmüş olduğunuz bu şekilde bir raf modeli oluşturmak için öncelikle Create'den geometri, standart parameterslardan bir tane box nesnesi alıyorum. Box nesnesini düşeyde bu şekilde ekliyorum. Derinliğini tayin etmek için mouse'u hareket ettiriyorum. Sonra buradaki parametreleri güncelleyelim. Yükseklik 120 olsun. Kalınlık 1.8. Bir suntalam veya da MDF elemanın kalınlığı kadar. Height değeri 25 yapalım. Ardından nesne seçiliyken sağ tıklayıp Convert Editable Poly yapıyorum. Şimdi rafı modellemek için buradaki yüzeyde yeni poligonlar üretmemiz gerekiyor. Ve ardından oluşturulan poligonları uzatarak görmüş olduğunuz gibi surraf kısımlarını elde edeceğiz. Bunun için arkadaşlar H-Alt seçeneğine geçiyorum. Düşeydeki kenarları seçelim. Yatayda bildiğiniz gibi kenar eklemek için düşeydeki kenarları seçip bunları Edit Edges'ten Connect butonuyla yeni kenarlar ekliyorduk. Buraya segment sayısını 2 olarak tayin ediyorum. Pinch değerini arttırıyorum. Pinch değerini 50 olarak girdim. Şimdi bu sefer iç kısımdaki kenarları seçiyorum. Artık bu kenar bölündü. Artık tek parça değil. Bu nedenle bu iç kısımdaki yeni uzun kenarları seçiyoruz. Sonra Connect butonuna basıyoruz. Pinch değerini arttırıyorum. Bunları da 90-95 yapsak uygun olacak gibi işlemi check ediyorum. Yine iç kısımdaki yeni kenarları seçiyorum. Bir daha bunlara connect diyorum. Tam olarak bu şekilde yeni kenarlar da ekledik. Yine iç kısımda kalan buradaki H'leri seçtikten sonra düşeydekileri connect butonuna basıyorum. Ve bu değeri arttırarak görmüş olduğunuz gibi rafların konumlarını bu şekilde tayin ediyorum. Ardından 4 tuşuna basalım. Buradan poligon alt seçeneğine geçelim ve buradaki poligonları kontrol tuşuna basılı tutmak suretiyle seçiyorum. Sonra extrude butonuna basıyorum. Buradan edit polygons'tan 41'e fazla 35 yaptım ve işlemi check ettim. Şimdi bu oluşturduğumuz modeli aynalamak için de nesne seçiliyken modify list'ten S harfine basıyorum ve simetri komutunu buradan seçiyorum. Simetrinin yanındaki ikona tıkladığımız altına mirror alt seçeneği var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu plane'i kaydırmak suretiyle mirror'ın nereden olacağını seçebiliyoruz. Escape ile bu işlemi iptal edelim. Burada flip seçeneğini x yönünde pozitif değerde 35 olarak girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi rafı elde etmiş oluyoruz. Raf modelini tamamlamak için sağ tıklayıp Convert Editable Poly diyorum. Tekrar bunlar artık birleşik. Sonra H-Alt seçeneğine gelelim. Buradaki mevcut H'leri de seçili otomatik olarak. Bunları Remove dediğimde bunları da mevcut yüzeyden siliyorum ve raf modelimi